Cebrail ile kelam geldi Rab'be, önüne verdi selam. Aldı o şahı cihanı o zaman. Allah adını zikredelim evvela, vacip oldu cümle işte her kula. Kim ki Allah adını önce ana, her işi kolay eder Allah ona. Bu dizelerin sahibi Süleyman Çelebi'yi konuşacağız bugün. Yanımızda Hale Kaplan ve Profesör Doktor Haşim Şahin var. Hoş geldiniz diyorum. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Neden bu dizelerin sahibini konuşacağız? Öbür gündemde nasıl yer buldu kendisine? Biraz ondan söz edeyim kısaca. Geçtiğimiz haftalarda UNESCO 2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olacağını duyurdu. Neden böyle bir seçim oldu? 2022'de Süleyman Çelebi'nin ölümünün üzerinden tam 600 yıl geçmiş olacak ve anma kutlama programları yapılacak. Kimdir Süleyman Çelebi? Onu merak ediyoruz. Ve halk arasında mevlid olarak bilinen bir eseri var, bir şiiri var. Nedir o da? Vesiletün Necat, Kurtuluş Vesilesi normal ismiyle. Nedir bunun önemi? Bu kadar her ritüelde, her evde, doğumdan ölüme hepimizin bildiği bir aslında eser bu. Bilmiyorsak bile küçücük de olsa bir duymuşluğumuz muhakkak vardır. Nedir onu özel yapan diye biraz ayrıntılı bir şekilde ele almak istedik. Hale, hemen sana sorayım. Süleyman Çelebi kimdir? Çok fazla bilgi sahibi değiliz. Baktığımızda çok fazla bilgiye ulaşamıyoruz. Ve o mevlidini, yani kalplere dokunan o eseri yazmasına vesile olan nedir acaba? Min gayri haddin diye başlamak gerekir herhalde. Çünkü Süleyman Çelebi'den, Vesiletin Necat'tan, Peygamber Efendimiz'den bahsedeceğiz. Bunlar hakkında konuşmak için çok daha fazla malumat sahibi olmak gerek, ama madem UNESCO 2022'yi Süleyman Çelebi yılı ilan etti, biz de bu vesileyle Vesiletün Necat'ı konuşalım istedik. Süleyman Çelebi 15. yüzyılın en önemli şairlerinden biri. 1351-1422 yılları arasında yaşamış. Yaşadığı dönemde 5 padişah görmüş. Orhan Gazi, Murat Hüdabendikâr, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet ve II. Mahmut. Murat. II. Murat, evet. O dönemde Fetret Devri, 1402-1413. O dönemde de İsa Musa Süleyman Çelebi'leri görüyor. İyi bir aileden geliyor. Babası devlet adamı, dedesi Şeyh Mahmut. Küçük yaşlardan itibaren dine alakalı bir çocuk. Yıldırım Beyazıt zamanında divan imamlığı yapıyor Süleyman Çelebi. 1399'da Bursa Ulu Camii yaptırıldığında baş imam olarak oraya tayin ediliyor. Zaten Vesiletün Necat'ı da 60 yaşında Ulu Camii'de kaleme alıyor. Kaleme alınışının aslında çok güzel bir hikayesi var. Hocam daha güzel anlatacak ama ben baştan bir özetleyeyim. Bir de bir sorum var orada. İran'dan gelmiş bir müfessir Bakara suresinin 285. ayetini tefsir ederken bütün peygamberlerin eşit olduğunu söylüyor. Süleyman Çelebi bunu duyduğunda çok üzülüyor ve Peygamber Efendimiz'in diğerlerinden farklı olduğunu anlatan bir şiir yazmak istiyor. Hatta şiirinde de Hazreti İsa'nın göğe yükselişinin, ölmeyişinin sebebini Muhammed ümmeti olmak arzusuyla ilişkilendiriyor. Kaç yaşında yazdığına dair ihtilaf var. Bildiğim kadarıyla ilk duyumsaması 12 yaşında hocam. Doğru mudur? Yani çocukluğun erken yaşlarına kadar götürülür ama bunu somut olarak söylemek, belirlemek zor. Aslında o yaşta duyumsaması da çok önemli. Çünkü ümmilik, saf düşünceler ve peygamber sevgisinin o yaşlarda hasıl olması dikkat çekici. Edebi anlamda da, aslında edebi anlamına geçmeden belki hocamız burada bir şeyler söylemek ister. Evet hocam. Şimdi Süleyman Çelebi'nin yaşadığı dönem ilginç bir dönem. Eserin neden yazıldığından bahsedelim ama kısaca bunu ben de değineyim. Şimdi Osmanlı Devleti'nin tarihinde, yani tam bir yükselişe geçmiş bir devlet var. Fakat ilk büyük ciddi travmayı yaşadı. Yani 1402'de Ankara Savaşı Osmanlılar da her şeyi ters düz etti. Tam İstanbul'u ele geçirmek üzere olan bir sultan var. İşte Nibolu 1396'da muazzam bir zaferle kazanmış, tamamlamış. Fakat belli bir süre sonra bakıyorsunuz ki Timur'un Anadolu seferi, daha doğrusu Orta Doğu seferi ve Osmanlı beyliklerle ittifak kurup Osmanlı Devleti'ni ciddi bir, en az 50 yıl geriye attığı bir süreç. Bir birlikteliğin, beraberliğin yok olduğu bir zaman ve tam böyle bir ortamın içerisinde
Süleyman Çelebi eserini yazacak. Fakat onun yazdığı dönem ilginç de olayların, güzel olayların olduğu dönem, büyük insanların yaşadığı dönem, işte Edirne'nin fethi mesela, Süleyman Çelebi'nin gördüğü hadiselerden birisi bu. Osmanlıların ilk defa Rumeli'ye geçişlerine şahit oluyor Süleyman Çelebi. Şeyh Bedrettin gibi muazzam bir alimin aynı dönemini, dönemdeş olma özelliğini taşıyor. İlk Osmanlı Şeyhülislam'ı Molla Fenari bu dönemde, Somuncu Baba bu dönemde yaşıyor, Hacı Bayram Veli bu dönemde yaşıyor ki bunlar uzun vadede İstanbul'un fethini Akşemseddin merkezli düşündüğünüzde organize eden zihni altyapıya sahipler. Emir Sultan, Sultan'ın hem eniştesi hem de en yakın dostu yine bu dönemde. Böyle bir zamanın, böyle bir sürecin ferdi Süleyman Çelebi. Esas eserin yazılma nedeni, tarihin farklı dönemlerinde, İslam tarihinde, Osmanlı döneminde de ara ara gözüküyor. Az bilinen bir şey var. Hub Mesihilik diye bir şey var. Bir akım. Yani burada Hub Mesihilik en belirgin örneği Osmanlı'da Kanuni zamanında yaşayan Molla Kabız aslında. Özelliği ne biliyor musunuz Hub Mesihilerin? O tartışma da orada çıkıyor, Ulu Cami'nin içindeki tartışma. Adam Müslümanlığını inkar etmiyor. Fakat diyor ki işte Kur'an, İncil Kur'an'dan daha faziletlidir. Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan daha faziletlidir diyor. Fakat bunu bir Müslüman kimlikle söylüyor. Tabii ki Müslüman camianın fertleri bundan biraz muzdaripler, gönülleri inciniyorlar ve bu zaman zaman sert tartışmalara da sebebiyet veriyor. Süleyman Çelebi Ulu Cami'de namaz kılmaya gittiği zaman böyle bir tartışmaya şahit oluyor. Yani vaizle cemaatten birisinin işte hangisi üstündür, hangisi değildir, belli ki Hub Mesihilik anlayışından etkilenmiş bir tartışmaya girdiklerini düşününce samimi bir Müslüman olarak, işte belki çocukluğundan beri bunları duyumsayan bir Müslüman olarak çok inciniyor ve orada kafasında böyle bir eser yazma ihtiyacı duyuyor. Evet. Hani evvelin ol evveli, ahirin ol ahiri diye geçer ya Mevlid'de. Yani Hazreti Peygamber'in aslında İslam dünyasında durduğu yeri ortaya koymaya çalışan, onun bizim için ne anlam ifade ettiğini ortaya koymaya çalışan bir eser. Mevlid'in her cümlesin peygamberimize övgüyle doludur. Ve onun doğumunu mucizeleştirir. İşte Hazreti Amine'nin sırtını gelir, melekler sıvazlarlar. Ya da Adem peygamber işte cennetten dünyaya gönderildiği zaman cennetin kapısında Peygamber Efendimiz'in ismini görür. Ve bunların hepsini, yani evvelin ol evveli, ahirin ol ahiri derken bunu ortaya koyuyor. Ve bu bir kimlik inşası, aynı zamanda bir medeniyet inşa ediyorsunuz. Bir Müslüman kimliği inşa ediyorsunuz. Bu çok önemli. O yüzyıl için Gaza toplumunun, onu ileride konuşuruz yine, Gaza toplumunun bir ferdi olarak Muhammedi kimlik bizim toplumun, yani o dönemdeki Osmanlı toplumunun ayrılmaz parçası. Bunu öncelikle çıkarmak gerekiyor. Bir de o yüzyıllarda çok hareketli, yani Hazreti Peygamber'e dair başka eserler yazılıyor. Mesela Yazıcızade kardeşler var. Evlerin temel kitabıdır Muhammediye. Elden düşmez. Yüzyıllar boyunca hiç elden düşmedi. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'un içerisinde bile Muhammediye okuyup ağlaşan kadınlardan, yaşlı kadınlardan bahsedilir ki bu eserin içerisine de yansımış. Erzurumlu Darir Efendi hadis ya da Siyer-i Nebi kitapları kaleme alıyor. Aşağı yukarı aynı yüzyılda ve Hazreti Peygamber'e dönük belki de o yozlaşmanın bir neticesini gördükleri için, olumsuz bir neticesini gördükleri için bu entelektüel kesimde diyelim ya da ulema kesiminde toplum bir kalkışma da söz konusu. Yani kendi kimliklerini ortaya koyma ve yeni kimlikler inşa etme açısından böyle bir kararın içerisine giriyorlar. Böyle bir eylemin içerisine giriyorlar. Bunun en somut, en veciz ve en anlaşılır örneklerinden birisi Mevlid-i Şerif. Evine gider gitmez bu tartışmayı gördüğü anda diyor ki ben de benim peygamberimin kim olduğunu herkese ortaya koyacak bir eser yazmaya karar veriyorum diyor Süleyman Çelebi. Ve Vesilet-ün Necat dediği sıradan seçilmiş bir isim değil. Kurtuluş vesilesi. Neden kurtuluş? Dalaletten kurtuluş.
girdiğiniz yanlıştan kurtuluş, sizi tesir altında bırakan olumsuz düşüncelerden kurtuluş, bir tür kılavuz gibi düşünün. Yani bir labirentin içerisinde kaybolmuşsunuz, gidiyorsunuz gidiyorsunuz, yolu bulamıyorsunuz ve oradan kurtulmanın yolu bizim kültürümüzde nedir? Yani sıkıntılardan kurtulmanın yolu Kur'an'dır veya sünnettir. Hatta veya değil, Kur'an ve sünnettir. İkisini bir bütün olarak görmeniz gerekir. İşte burada sünneti anlayabilmeniz için Hazreti Peygamber'i tanımanız gerekir. Kim olduğunun idrakine varmanız gerekir. Ya da tabir caizse silkinip tekrar kendinize gelmeniz gerekir. Süleyman Çelebi de toplumu böyle biraz silkeliyor. Evet, silkeli. Hocam şimdi o zaman mihenk taşı diyebiliyoruz biz Mevlid için. O dönemde peygamber sevgisini, İslam'ı nasıl sevilebilir, tartışmaya kapalı bir hale getirilebilir ya da işte peygamberlerin eşit olmadığına dair Hazreti Muhammed'in önde oluşunu anlatan, o peygamber aşkını anlatan bu mihenk taşıdır. Bu bizim kültürümüzün ürettiği bir bakış açısı da olabilir. Yani doğrudur ya da yanlıştır demiyorum. Sonuç itibariyle biz Müslüman bir toplumuz. Yüzyıllar boyunca bu geleneği sürdüren bir toplumuz. Ve doğal olarak da bizim peygamberimizi diğer bütün peygamberlerin üzerine çıkarmamız, onların efendisi ve sultanı olarak görmemiz, iki cihanın uğruna yaratıldığı sevgili olarak görmemiz çok doğal bir tavır. Yani kültürel birikim anlamında da, dinsel birikim anlamında da çok doğal bir tavır. Bir de bu yüzyıldan bakarak 14. yüzyılda ya da farklı yüzyıllarda yaşamış, yazılmış eserleri tanımlamak zordur. Anakronizme düşeriz. O yüzyılın dünyasından bakmak gerekir. Her tarafınız Haçlılarla kuşatılmış durumda. Daha kısa süre önce bir Moğol travmasını atlatmışsınız. Onun öncesinde bir Haçlı travmasıyla karşı karşıya kalmışsınız. İslam dünyası o zirve dönemini yavaş yavaş kaybetmeye başlayıp bir yavaşlama, duraklama devrine girmiş. Yeniden ayağa kaldırmanız gerekiyor. Ve bunu Osmanlılar başarıyorlar. Yani önünde bir ciddi bir vizyonu olan devlet var. Süleyman Çelebi 1351'de doğdu. Onun gelmesinden sadece 20 sene önce bir seyyah geldi bizim ülkemize, İbni Batuta. Tancalı seyyah. Bütün Anadolu'yu dolaştı İbni Batuta ve Bursa'ya da uğradı. Orhan Gazi'ye uğradığında diyor ki ben bütün beylikleri gördüm. Bunların içerisinde gelecek vadeden sadece Bursa Sultanı Şücaettin Orhan Bey'dir. Çünkü diyor daima o İslam uğruna, din uğruna gaza yapar ve seferlerden geri dönmez. Bakın bütün beyliklerin içerisinde tamamen dışarıdan gelen bir gözlemcinin verdiği küçük bir not bu. Yani dış bir gözlemci. Osmanlı ülkesinde yaşamadı bu adam. Kaldığı hep topu 40 günü bile geçmedi. O bile bu kadar süre zarfında bütün beyleri gezerek notunu veriyorsa o zaman meşalenin nerede yandığı, nerede yükseldiği çok net bir şekilde ortada. Böyle bir toplumun evladı Süleyman Çelebi. Dolayısıyla da kendilerinin dayandığı dinamikler Hazreti Peygamber ve onun yolu bağlamında çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dursun Fakih'in adını hiç duydunuz mu? Dursun Fakih Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık hutbesini okuyan kişi. Onun da mesela Orhan Gazi döneminde, Osman Gazi döneminin sonlarında yazdığı bazı eserler var. Hazreti Peygamber'le Ebu Cehil'in güreş tuttuğudur. Başlıklı bir eseri var. İbni Mukaffa Cengi diye bir eseri var. Cumhurname diye bir eseri var. Burada mesela Hazreti küçük bir hikaye. Hazreti Peygamber Ebu Cehil'le, İslam tarihinde böyle bir olay yok ama kurgulamış, güreş yapıyor ve onun sırtını yere çalıyor. Bu şu mesaj veriliyor topluma. Siz Hazreti Peygamber'in geleneğini temsil ediyorsunuz burada gaziler olarak ve hak batılı her zaman galip gelecek. İslam da küffara her zaman galip gelecektir. Bu zihniyet zaten yavaş yavaş uç toplumunda var. Mevlüt bunu besleyen en güzel metinlerden ve bunun zirveye çıkmış ürünlerinden birisi. Eserin Türkçe yazılışıyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz hocam? Başka dillere çevrildi sanıyorum değil mi? Mevlüt çok farklı dille. Yani zaman içerisinde dil var ortada. İslam coğrafyasında zaman içinde hepsinde, her dilde okundu. Her coğrafyada okundu. Yani şeye abartmış mı olurum bilmiyorum ama İslam dünyasında herhangi bir müellif tarafından yazılıp en fazla okunan eser sanırım Mevlüt olmalı. Yani başka kesinlikle bir örneğini Türk edebiyatının en çok okunan eseri Mevlüt. Yani 60
farklı mevlüt var aslında. Ama Süleyman Çelebi'nin yazdığı mevlüt en fazla tutulanı, elden düşmeyen. Bugün Anadolu'nun en ücra dağ köylerine bile gidin. Okuma yazma bilmeyen kadınların mevlüt dinlemeye gittiklerini, bildiklerini ve ağladıklarını görürsünüz. Evet. Ezbere bildiklerini. Bu muazzam bir kültürdür. Yani en ücra dağ başındaki bir Yörük köyünün çamların altındaki kulübesine kadar ulaşabiliyorsa bir eser, bu sadece yazarının becerisiyle ilgili değil, toplumsal kabul ve sahiplenmeyle de alakalıdır. Yazım şeklinin de alakası evet, var. Edebi yönünden değerlendirir misin bize Hale Mevlid'i? O dörtlüklerin bitişleri birbiriyle uyumu. Mesnevi şeklinde kaleme alınmış ama aralarında Mesnevi'de bulunmayan kasideler, gazeller, salavatlar bulunuyor. O yüzden aslında kendine özgü bir türü var Mevlid'in. Daha önce benzerleri yazılmış ama Mevlid türünde yazılmış ilk eser olarak kabul ediliyor ve sonrasında 200 kadar Mevlid yazılmış. Hepsi aslında Vesilet-ün Necat'ın farklı versiyonları olarak değerlendirilmiş. Biz neden seviyoruz Vesilet-ün Necat'ı? Sehli Mümteni, bu edebiyatta bizim sevdiğimiz bir şey. Yani biz derken Türk toplumunu kastediyorum. Sehli Mümteni muhtasar ve müfit olarak iki özelliğe sahip. Kısa ve faydalı, hikemi bir söyleyişi var. Mesela bunu Yunus'ta görüyoruz, Aşık Paşa'da görüyoruz. Hatta yakın dönemde Mehmet Akif'te görüyoruz. İlk bakışta herkes bunu ben yazarım gibi düşünüyor. Çok basit bir söyleyiş gibi görünüyor ama oturup işin başına geldiğinde çok zor olduğunu, aslında en zorun en basit halde anlatmak olduğunu görüyoruz. Siz dediniz ya mesela o dönemin şartlarıyla, o dönemin Türkçesiyle düşünmek lazım. Mesela bugün hiç şerh ihtiyacı duymadan biz Vesilet-ün Necat'ı okuyup anlayabiliyoruz. Anadolu Türkçesiyle yazmış, tıpkı Yunus'un Oğuz yaptığı Türkçesi, gibi. Oğuz Türkçesi, işte Anadolu Türkçesi dediğimiz Yunus Emre'yi de, Aşık Paşa'nın Garipname'sini de, Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini de, hatta başlangıçta mesela Muhammediye Megaribü'z-Zaman adıyla Yazıcızade Mehmet tarafından Arapça kaleme alınmıştı. Onu herhalde bir entelektüel kimlik ya da bir duruş olarak mı gördü bilmiyorum Yazıcızade. Fakat Megaribü'z-Zaman çok itibar görmeyince onun kardeşi Ahmet Bican eseri Envarül Aşikin diye Türkçe'ye tercüme etti. Ve kardeşinin tercümesi daha çok okunmaya başlayınca bu çok güzel bir hikayedir. Bu sefer Yazıcızade Mehmet bizzat kendisi oturdu tekrar Türkçe yazdı Megaribü'z-Zaman'ı. Meşhur manzum Muhammediye metinleri oluştu ve toplumda muazzam bir kabul gördü. Hatta Enver Laşkin ile Muhammediye aynı eser olmalarına rağmen farklı zannedilip evlerde böyle kütüphanelerde yer edindiler. Bu tip eserlerin özelliği, tekrar Mevlid'e dönecek olursak, zaman içerisinde bizim bir sanatımızı ve estetiğimizin gelişmesine de sebebiyet veriyorlar. Sadece bu işle uğraşan insanlar var. Yani modern dönemde bakıyorsunuz, işte düğünlere, şenliklere gittiğinizde imamlar tarafından okunuyor bu eserler ya da müezzinler tarafından ama o dönemde Mevlid Hanlar var. Yani sadece bu işi yapan Muhammediye Hanlar var. Mevlid Hanlar daha çok bilinir. Makamlı bir şekilde Muhammediye okunur. Bir de Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi okunur makamlı bir şekilde. Mesnevi Hanlar vardır, uzun uzun okurlar, tercümesini okurlar, makamlı bir şekilde okurlar. Belli günlerde köy evlerinde yaşlı kadınlar özellikle bir araya geldikleri zaman birbirlerine bunları okuyup anlatıp ağlaşırlarmış. Doğumdan düğüne, nişana, ölüme kadar hem neşemizde hem üzüntümüzde Mevlid'e sığınıyoruz ya da Mevlid'in o edasını duyuyoruz biz de. Ve bunlar öyle gelişi güzel okunmuyor. Hocam bir ritüel esnasında okunuyor. Ne oluyor? Gül suları dağıtılıyor, lokumlar dağıtılıyor, ortaya bir su konuluyor. Yani herkes o esnada Mevlid'e odaklanıyor. Onun dışında bir şey düşünmüyor. Ve gerçekten acaba kalp, yani şunu demek istiyorum, kalpten hissedildiği için mi bu kadar çok anlam yüklüyoruz? Yoksa zaten anlamı çok olduğu için mi biz o anda bu hisleri yaşıyoruz? Bu ritüelin bir parçası oluyoruz. Buna espriyle cevap vereyim. Yani buyurun. Kalplerde olan ancak Allah bilir. Dolayısıyla bunu kalpten hissediyorlar mı hissetmiyorlar mı biz bilemeyiz ama sonuç itibariyle toplumumuzun içerisinde Mevlid'in temas etmediği bir insan yoktur. Hayatınız boyunca buna mesafeli dursanız bile öldüğünüz zaman 7'sinde ya da 40'ında hayrınıza Mevlid okuturlar. Yine bir şekilde bizim toplumumuzda insana Mevlid temas eder. Ama öyle ilginç bir metin ki, yani oturun siz de düşünün,
her yerde o var. Yani sevinçte de var, sizin ifade ettiğiniz gibi üzüntüde de var. Bebek doğduğu zaman mevlüt okutuyorsunuz. Askere gideceğiniz zaman mevlüt okutuyorsunuz. Hacca gittiğiniz zaman mevlüt okutuyorsunuz. Döndüğünüzde yine mevlüt okutuyorsunuz. Okul kazanıyorsunuz, okutuyorsunuz. Aynen öyle. Mesela. Evleniyorsunuz, mevlüt okutuyorsunuz. Hatta bu mevlüt töreniyle evleniyorsunuz. Evet. Vefatlarda mevlüt okutuyorsunuz. İyi bir şey, ev aldığınızda mevlüt okutuyorsunuz. Araba aldığınızda mevlüt okutuyorsunuz. Ha, bazen esprisini yaparlar ya, bizim toplum bazen mevlüt okuma işini fazlaca abartıyor. Bu yüzden de eleştirilerle bile muhatap kalıyorlar. Ama bu tabii ki bir kıyas değil. Hatta bunun kötü kıyaslamalarının yapıldığına da biz sizler de şahit oluyorsunuz. Yani mevlüt Kur'an'ın önüne geçiyor diye. Evet, bu sağlıklı bir kıyaslama değil, değil aslında bakarsanız. De. Yani mevlütün Kur'an'ın önüne geçtiği falan yok. Ama sonuç itibariyle bu toplum çok daha kendinden görüyor ve nispeten kutsallaştırıldığı da doğru mevlütün. Yani mevlüt metinlerini sanki böyle kutsal metinler gibi de görenler var. 14. yüzyılda yazılmış bir şiir dediğiniz zaman eleştirilebiliyorsunuz. Özellikle kırsal kesimde. Çünkü bu sahiplenmeyle alakalı. Çünkü peygamberimizi çok seven bir toplumuz biz. Hazreti Hüseyin'in şehadetini anlatan Kerbela Mersiyelerinin en güzel örnekleri Türkçe ve Türk coğrafyasında yazıldı. Türk edebiyatında yazıldı. Mevlid, Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan eserlerin hem manzum olanları hem mensur olanları Türk coğrafyasında yazıldı. Sonuç itibariyle Türklerin İslam kültürünün ve medeniyetinin gelişmesinde yaklaşık 1000 yıllık bir katkıları var. Dolayısıyla bu katkı bir anlamda Hazreti Peygamber'i, onun sünnetini, onun kimliğini sahiplenme noktasında çok önemli. Çok basit bir şey söyleyeyim ben size. Bugün gidin nüfus müdürlüklerine, İslam dünyasının her tarafında bakın. En fazla Muhammed, Hasan, Hüseyin, Fatma, Zeynep isimlerinin Türklerin arasında olduğunu görürsünüz. Bu tesadüf olabilir mi? Olamaz. Biz asker ocağına peygamber ocağı anlamında peygamber ocağı diyoruz. Hı hı. Ve bütün askerlerimize Mehmetçik diyen bir toplumuz ki peygamberim Efendimizin ismine saygıdan dolayı Muhammed'i Mehmet'e çevirmişiz Türk toplumunun içerisinde. Her evde vardır. Osmanlı padişahlarının bile 6 tanesinin ismi Mehmet ismini taşıyor. 4 tanesi Mustafa ismini taşıyor. 2 tanesi Mahmut ismini taşıyor. Yani bütün Osmanlı padişahlarının içinde düşündüğünüzde. Bu bile bu kültürün ne kadar sahiplenildiği dinin, o bahsettiğim Muhammedi kültür ya da bizim temsil ettiğimiz İslam medeniyetinin nasıl sahiplenildiğinin bir neticesi. O sebeple Mevlid burada tekrar aynı noktaya dönüyoruz ama en ateşleyici eserlerden, metinlerden birisi. Her evde var Mevlid. Yani ben çocukluğumda hatırlıyorum. Benim dedemler okuma yazma bilmiyorlardı. Samimiyetimle söylüyorum. Bilmiyorlardı fakat bizim evde bile 3-4 farklı nüsha mevlüt vardı. Yani niye tutuyorsun dediğimde de espriyle biz bilmiyoruz ama siz büyüyünce öğrenir okursunuz diyor. Yani böyle ilginç bir sahiplenme eseri. Yani çok ilginç bir şekilde sahiplenilen bir eser bu. Mersiyeler dediniz ya. Mesela Kerbela Mersiyeleri. Bunlar da özellikle hani İran coğrafyasında dövünerek çok böyle abartılı ağlamalarla filan törenler yapılır. Mevlid'de daha farklı bir şey görüyoruz. Mevlid daha şenlik havasında. Hem aslında şenlik havası ama mesela kainatın efendisi yetim doğuyor. Orada mutlaka gözler dolar. Orada herkes ağlar. Tabii. Belli bölümlerinde. Belli öyle. Bölümleri öyle. Miraç bahsinde coşarız. Miraç da çok coşkulu evet. Geçer. Doğum doğum yaparken merhaba aminenin sırtını sıvazlayan melekler vardır. Özellikle kadın mevlidlerinde herkes o sırada kalkar ve birbirinin sırtını sıvazlar. En küçük Müsafaha çocuklar yapılır. Şey dağıtır. Gül suyu dağıtır. Peşinden şeker dağıtır. Bir su okunur. O suya üflenir. Herkes onun. Şimdi gerçi şeker üflüyorlar. Eyüp Sultan'da caminin önünde dağıtıyorlar ama sonuç itibariyle bu tarz ritüeller böyle giriyor. Çok şenlikli ve yani o geleneğin aktarılması noktasında mevlütlerin çok önemli bir bağ olduğunu düşünüyorum. Musafaha, özellikle küçük çocuklarla çok fazla musafaha yapılır. Ben küçükken hatırlıyorum gittiğim mevlütlerde teyzeler benimle musafaha yapmak isterdi. Mevlütler o yüzden benim için böyle hep gidilmesi gereken, özlemle anılan yerlerdir. Hala devam ediyor gelenek. Hala yeni doğan çocuklara mutlaka mevlüt okutuluyor. Hatta şöyle diyebilirim, bizim ilk şiirimiz
Mevlid hepimizin ilk kez duyduğu şiir aslında. Köy mevlidlerini anlatayım ben. Büyük şehirlerde, büyük camilerde bu daha sistematik, bazen resmi devlet törenine bile dönüştürülebiliyor. Belli kutsal günlerde, özellikle kandil gecelerinde. Ama köylerde birisinin işte hayır deniyor bizde ona. Hayır yapılacağı zaman bütün komşu köyler çağrılır. Kadınlar için ayrı evler hazırlanır, yemekler hazırlanır, erkekler için ayrı yemekler hazırlanır. Bütün o bölgedeki en güzel sesli hafızlar ya da mevlütanlar davet edilir. Onlar mevlütleri, mevlütü okurlar farklı şekilde. Caminin içi dışı böyle tam bir bayram havasına dönüştürülür. İnsanların bir araya gelmesi için, bir takım sıkıntılarını paylaşmaları için, sevinçlerini paylaşmaları için, belki uzun süredir görüşmeyen insanların, babaların, oğulların, evlatların, arkadaşların bir araya gelip tekrar kendi hasret gidermeleri için de çok güzel bir vesile olurdu köylerdeki mevlüt törenleri. Haşim Hocam, birazcık bahsettiniz ama daha da o kısmı biraz daha açmanızı isteyeceğim. Bu gaza fetih düşüncesine etkisinden söz etmek isteyeceğim Osmanlı döneminde. Mevlid'in nasıl bir etkisi olmuştu? Mevlid zaten kendisi bu gaza kültürünün meydana getirdiği bir eser. Doğal olarak da Osmanlıların kurulduğu dönemden itibaren bir gaza fikri üzerine inşa edildiği düşüncesi artık tarihçilerin arasında oldukça kabul gören bir görüş. Yani Osmanlıların uç bölgesinde kurulmuş olmaları, tam Bizans sınırında kurulmuş olmaları, daha teknik bir deyimle Darül Harp ile Darül İslam'ın bulunduğu sınırda kesinlikle kurulmuş olmaları onları diğer beyliklerden daha avantajlı hale getiriyor. İlahi Kelimetullah'ı yaymak isteyen, Allah'ın kitabının emrini yaymak isteyen bütün macera perestler, gaziler mesela Karamanoğulları topraklarına gitmiyorlar, Osmanlı topraklarına geliyorlar. Çünkü alan bu. Sınır hareketliliği çok fazla, geçişkenlik çok fazla. Dervişler, işte İslam dinini yaymaya çalışan, yerleştirmeye çalışan dervişler, alimler, herkesin geldiği bir coğrafya, en hareketli coğrafyalardan birisi oluyor ve gaza ruhu çok diri bir şekilde tutuluyor. Yani Yazıcızade Mehmet'ten bahsettik bugün, iyi de yaptık. Onun Muhammediyesinin içerisinde de gazayı Hazreti Peygamber'in gaza tarifini anlatır. İşte büyük cihat, küçük cihattan bahseder. Bunları anlatır ama bir taraftan da Gelibolu'da yaşıyor Yazıcızade. Bu saldırırlardı diyor sahillere, biz çıkar gaza yapardık diyor. Buradan alimlerin de mesela Bursa'nın fethindeki Geyikli Baba'yı düşündüğünüzde, Pamukova'nın fethindeki Karacaahmet'i düşündüğünüzde alimlerin, şeyhlerin de gazalara katıldığını görüyorsunuz. Ve bu gaza ruhu Alpler vasıtasıyla Osman'ın arkadaşları veya bizzat kendisi vasıtasıyla çok sıkı bir şekilde temsil edildiğini görüyoruz. Ve Osmanlılar belki klasik döneme, yani Kanuni dönemindeki duraklama sürecine girinceye kadar gaza düşüncesinin İslam dünyasındaki en güçlü temsilcisi oldular ve buna göre de bir belki teknik anlamda hamaset edebiyatı diyeceğimiz ama olumsuz anlamda söylemiyorum bunu. Bu tarz bir edebiyatın ya da destan edebiyatı diyelim, destan edebiyatının gelişmesini de sağlamış oluyor temsil ettikleri bu yapı. Gittikleri coğrafyalarda peki hocam, mesela Balkan fetihleri sonrasında o bölgedeki vakıfların mesela çok etkili olduğunu biliyoruz. İslam'ın gülen yüzünü tanıtmada. Mevlid'in de bu anlamda bir etkisinin olduğunu söylememiz mümkün mü? Bence söyleyebiliriz. Çünkü Mevlid Balkan coğrafyasında da en fazla okunan eserlerden birisi. Hala ben öyle. Çok, hep ve, öyle. Ve kurucu kimlik iki, ama sütun yani. İki eser biliyorum. Bir tanesi çok şaşırtacak sizi. Birisi Mevlid-i Şerif, en çok okunan eserlerden birisi. İkincisi de Hibetullah İbrahim'in Saatname diye bir eseri var. O. Yani günün hangi saatinde ne yapılacağını ve ne yapılmaması gerektiğini anlatan eser. Bu da çok tutulmuş. Tabii Mevlid'in farklı bir boyutu var. Çok basit olması, çok anlaşılır olması ve hepsinden de önemlisi müthiş bir muhabbetle yazılmış olması. Aşk. Yani aşk Süleyman aslında. Çelebi o gönlündeki ateşi, aşk ateşini çok net bir şekilde mürekkebe vermiş ve onu satıra yansıtmış. Teşekkür ediyorum hocam.
Peygamber aşkı denilince yüzyıllardır aklımıza gelen dizileri Mevlid'i ele almaya çalıştık. Vesiletün Necat'ı, Kurtuluş Vesilesini. Bu haftalık burada noktalayalım öbür gündemi. Mars eklemek istediğiniz bir şey. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Bir başka öbür gündemde görüşünceye dek hoşçakalın.